Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya geçenki dersi yarıda kesmişiz farkında olmadan. Ben konu bitti zannetmiş bırakmışım. Aslında Masdar-ı Sinai devam ediyormuş. Masdar-ı Sinai'nin elde edildiği kelimeler grubunu hani yukarıdan aşağıya saymıştık. Nereden Masdar-ı Sinai elde edilir diye. Masdar-ı Sinai'nin elde edildiği Yasin'im Allah senden razı olsun. Dersimizi takip eden gençler, bizim burada Yasin diye genç bir arkadaşımız var. Sizden onun için de dua istiyoruz. Masdar-ı Sınai'nin kendisinden elde edildiği gruplardan biri de Acem isimlerdir. Acem isim neydi? Kendisi Arapça olmayıp bir başka dilden Arapçaya geçen isimler. Bunlardan da Masdar-ı Sınai elde edilir. Yine aynı şekilde sonuna şeddeli bir ya ve bir yuvarlak T harfi koymak suretiyle elde edilirdi. Naziyun. Nazi, Almanların ırkçılarını ifade eden Nazi kelimesinden elde edilen Naziyetun, Nazilik gibi. Demokrat, malum şahsın ismi, Demokratiyetun, burada da demokrasi kavram olarak oradan türetilmiş. İmperyal, bildiğimiz emperyal, yani yayılma, bütün dünyayı ele geçirme, sömürme fikri. İmperyaliyetun, emperyalizm. Burada da ondan türetilen sınai maslar elde edilmiş olur. Bunlar dikkat ettiğiniz üzere yabancı dillerden tamamen alınmadır ve sonuna şeddeli ya ve tay marbuta eklenmek suretiyle ne yapıyoruz? Bunların masları sınailerini elde etmiş oluyoruz. Dokuzuncu grup olarak el ismil mebniyi. Oradaki kesinlikle ötre yanlış, onu esreye dönüştürelim. Mebni isimlerden de yine sınai masdar elde edilir. Mesela keyfe istifham edatıdır. Cümlenin neresinde gelirse gelsin, harflerinde de harekelerinde de değişim olmayan bir kelimedir. La a'rifu keyfe esna'u, nasıl yapacağımı bilmiyorum dediğimde cümlenin ortasına gelir. Keyfe haluke dediğimde cümlenin başında gelir. Nasıl gelirse gelsin, cümledeki konumu ve görevi ne olursa olsun ya da kendisinden önce herhangi bir amil gelsin veya gelmesin, keyfe keyfedir, değişmez. İşte böyle değişmeyen kelimelere biz mebni diyorduk. Bu mebnilerden de sınai mastar elde edilir. Aynı şekilde sonuna şeddeli bir ya konulur ve yuvarlak t getirilir. Sadece buradaki bir şey, bazen arka arkaya iki tane hareketsiz şey okunamayacağı için mesela burada kemde olduğu gibi şey yapılır. Ona şedde verilmekle geçiş sağlanır. Yani kemmiyetun. Buradaki kem kendi var olan halini korusun. İkinci mime yaya geçerken esre verilsin diye. Bir de sondan bir son harf esrenin haricinde bir harekeye sahipse onu esreye dönüştürür, rahat dile hafif bir geçiş veririz. Keyfeden keyfiyetun, nasıldan nasıllık, kemden kemmiyetun, nicelik anlamında. Dikkat ederseniz kem onu koruduk, şedde verdik. Birinci mim sakin kaldı. İkinci bir mim getirip ona esre vererek geçişi sağladık. Bu şekilde elde edilir. La harfi gibi sessiz, hareketsiz bir harfle bitiyorlarsa da o zaman da dile hafif olan bir hemze getirilir ve geçiş esresi o hemzeye verilir. La'dan laiyetun, hiçlik gibi türetim yapılır. Burada bize bazı dikkatimize sunacağı bilgiler verecek. El masdaru sinai mulahaza, önemli not. El masdaru sinaiyu, sinai mastar vel ismul mansubul muennesu. Arkadaşlar bu esre yanlış olmuş. Hemen ona bir ötre verin. Bu hatalı. Vel ismul mansubul muennes. Dişi mansup isimlerle sınai mastarlar yetiyani gelirler bi lafzin vahidin. Aynı lafızda. Bu lafzun vahidin yine hata olmuş. Bi lafzin vahidin. Aynı lafızla tek bir kalıpla gelirler. Yani ismi mansubun dişisiyle kitabiyyetun kelimesi gibi kitaptan türetilen kitabiyyetunla ismi mansup, dişi ismi mansupla kitabiyyetun, sınai mastar tamamen birbirinin aynısıdır. O zaman biz hangisinin sınai mastar olduğunu, hangisinin ismi bayan ismi mansup olduğunu nasıl ayıracağız? Onun bilgisini veriyor bize. Feiza kânet el kelimetu, eğer kullanılan kelime sıfaten bir sıfat ise
li mevsufin zahirin ev mukadderin. Açık bir mevsufun ya da mukadder bir zihnimizin takdir edebildiği, varlığını takdir edebildiği bir mevsufun sıfatı ise o zaman fehiye ismun mensubun, kullanılan kelime ismi mensuptur. Hazil ma'lumetu ma'lumetun kitabiyyetun. Hazil ma'lumetu, bu bilgi ma'lumetun kitabiyyetun, kitabi bir bilgidir. Şimdi orada ma'lumetun kitabiyyetun, ma'lumetun mevsuf cümlede zahiri olarak açık bir şekilde var. Ya da cümle mukadder olsa hazihi, işte bu kitabiyyetun, kitabidir. Yani verdiğim bu bilgi, söylediğim bu söz orada ma'lumetun kitabiyyetunu benim takdir edebiliyor. İster cümlede zahir, açık bir şekilde mevsuf bulunsun, ister benim beynim, zihnim onun varlığını takdir edebilsin. Böyle bir kelimenin, böyle bir mevsufun sıfatı olarak gelmişse o zaman bu kesinlikle ismi mansuptur. Ve izâ lem tekun, eğer kelime olmazsa sıfaten li mevsufin zahirin ev mukadderin, şu yukarıda olduğu gibi açık ya da mukadder bir mevsufun sıfatı değilse o zaman fehiye, bu kelime masdarun sınaiyun, sınai bir masdardır. Örnek: Ed-demokratiyetu, demokrasi aslun bir temeldir, min usuli, arkadaşlar bu ötreyi silin, esre yapın. Min, bu iki üstünü de silin nereden gelmişse. Min usulil hukmi, yönetim esaslarından biridir. Yönetim türlerinden bir türdür. Demokrasi yönetim çeşitlerinden biridir. Şimdi burada demokratiyetun kelimesinin masdar-ı sınai olduğu nettir. Niye? Çünkü herhangi cümlede var olan bir kelimenin sıfatı olmadığı gibi beynim de varlığını takdir etmiyor. Burada demokratiye doğrudan kendisine kendisiyle cümleye başlanmış mübtedadır. Ve benim burada bir açıktan bir mevsufum olmadığı gibi zihnimde takdir etmiyor. O zaman ben buradan anlıyorum ki bu kesinlikle bir masdar-ı sınaidir ve o yönetim türünden bahsediyor. Lienne kelimete demokratiye, buradaki demokratiye kelimesi mübtedadır ve leyset sıfaten, ve bir sıfat değildir. O zaman anlıyorum ki nedir? Masdar-ı sınaidir. Türkiye, Türk devleti, Türkiye, devletun demokratiyetun. Burada demokratiye devlet kelimesinin sıfatıdır. Sıfat olduğunda ismi mensuptur. Demokratik bir devlettir. Türkiye demokratik bir devlettir. Burada demokratiye kelimesi, yani kelime demokratiye burada sıfattır. Neyin sıfatıdır? Devletun, devlet kelimesinin sıfatıdır. Net bir şekilde zihnim bunu fark eder. Dolayısıyla bunun ismi mansup olduğunu anlarım. İnne sathiyyete tefkiri, şüphesiz ki düşüncenin yüzeyselliği makberatun, ölümdür. Arkadaşlar makberatun çoğulu makabiru, normalde mezarlık demektir. Kişinin gömüldüğü yeri ifade eder. Burada gömülen yer söylenmiş, ölüm kastedilmiş. Burada aynı zamanda bir mecaz var. Oraya çok takılmayalım. Burada sathiye kelimesi. İnne sathiyete tefkiri, düşüncenin yüzeyselliği, burada belli ki sathiye herhangi bir kelimenin sıfatı değil. Kendisi doğrudan masdar-ı sınaidir, sırıtıyor. Makberatun ölümdür. Düşüncesi yüzeysel olan, sığ olan bir insana bir şeyi ne kadar anlatmaya çalışırsanız çalışın, odunum da odunum diyor. Yani onunla konuşmak insanı öldürüyor gerçekten. O yüzden en iyisi vazgeçip o insanı kendi haline bırakmak. Burada li'enne kelime sathiye, sathiye kelimesi, cümledeki sathiye kelimesi ismun, iki ötre koyalım arkadaşlar. İsmun bir isimdir. İsmu inne, özür dilerim. İsmu inne, innenin ismidir. Ve leyset sıfaten, ve sıfat değildir. Sıfat değildir. Dolayısıyla bu bir masdar-ı sınaidir. El efkaru sathiyyetu, yüzeysel fikirler. El efkaru gayri akıl çoğuludur. Sathiyyetu da müfret müennes, ona sıfat olarak gelmiş. Doğrudan sıfat olduğu için hiç düşünmeme gerek yok. İsmi mansuptur. Yüzeysel fikirler tedullu ala sahibiha, sahibinin ne mal olduğuna delalet ederler. Tedullu ala sahibiha, sahibinin kalitesine delalet ederler derken, böyle bir cümle kurduğumuzda
Bunun zaten sıfat olması bize ismi mansup olduğunu anlamamız için yeterlidir. El kavmiyetu ırkçılık tetearadu çatışır, savaşır ma mebadi'l İslami İslam'ın ilkeleriyle. Bu mebadi ilke kelimesinin çoğulu mebadi İslam'ın ilkeleriyle. Kuru kuruya ırkçılık buradaki kavmiyetten kastımız millilik, ulusalcılık değildir. Yani her insan milletini sever, her insan devletini, ülkesini, vatanını sever. Bu o anlamda değil. Kendi ülkesini sevmesi diğerlerinin tamamına düşmanlık beslemesini ona dayatacak seviyeye ulaşıyorsa reddedilen yani ırkçılık seviyesine diğer uluslara yaşam hakkı tanımayan seviyedeki İslam'ın reddettiği Allah Resulü Veda hacının içinde, Veda hutbesinde her türlü ırkçılık ayaklarının altında diyor ya, o anlamda. Yoksa kendi vatanını sevmek anlamında değil. Hani bu araya bir fark koyalım, yanlış anlaşılmasın. El kavmiyetu ırkçılık, başka uluslara yaşam hakkı tanımayan zihniyet bozukluğu. Tetearadu, çatışır, savaşır. Ma'a mebadi'l İslami, İslam'ın ilkeleriyle savaşır, ters düşer. Buradaki kavmiye kelimesi masdar-ı sınaiyun. Sınai masdardır çünkü başka herhangi bir kelimenin sıfatı değildir. Burada doğrudan kendisi cümlede yer almış ve mübteda konumundadır. Caet geldi, el kavmiyetu, ırkçı bayan geldi, ilel muhadarati, konferansa geldi. Burada imraatun kavmiyetun, beynimin takdir ettiği, var olduğunu hissettiği İmraetun kelimesinin ya da meraetun kelimesinin sıfatıdır. Mukadder bir mevsufun sıfatı olan bu kelime burada dolayısıyla ismi mensuptur. İsmun mensubun bir ismi mensuptur. Lienne kelimete kavmiye çünkü buradaki kavmiye kelimesi sıfatun mukadderatun imra'e ya da meraetun olabilirdi. İmraetun olabilirdi. Muallimetun olabilirdi. Irkçı bir bayan hoca olabilir. Herhangi bir kelimenin varlığını tek bir bayan olarak beynimin takdir ettiği herhangi bir kelimenin sıfatıdır. Dolayısıyla bu bir ismi mansuptur. Bu çok güzel bir ayrım olmuş. Allah razı olsun kitabı hazırlayan müelliflerimizden. Yani masdar-ı sınai ile ismi mansubu birbirinden nasıl ayırt ederiz noktasında gerçekten hassas, ince, güzel bir bilgi vermişler bize. Allah bu emeklerini inşallah mizanda onların hasenatına dahil eylesin. Mülahaza, arkadaşlarımız olmaları hasebiyle zaman zaman kendilerine kızıyoruz. Biraz fazla hareket hatası var. Ben kendileriyle konuştum. Biraz aceleye gelmiş. Baskıyı yetiştirme telaşıyla maalesef biraz hatalar olmuş ama inşallah ikinci baskıda bu düzelecek. Mülahaza, önemli not. Ba'du'l-mesadir-i sınaiye, sınai masdarların bazıları el-muasira, çağdaş. Günümüzde ortaya çıkmış sınai masdarların bazıları uhizet, alınmıştır. Min kelimatin, kelimelerden zide, arttırılmış olan, üzerine ekleme yapılmış olan ala ahiriha, sonuna. Vavun. Yok, vav eklenmez. Elif ve nun eklenir. Arkadaşlar bu vavunu silin. Elifunu yapın. Şimdi bazı kelimelerin sonuna fazladan bir elif ve nun eklenir. O elif ve nun eklenmiş halinden masdar-ı sınai türetilir. Vav değil. Yani bu bir gözden kaçmış. Bu vav kelimesini hemen buradan silin. Elifun ve nunun. Elifun ve nunun. Sonuna fazladan bir elif ve nun eklenmiş kelimelerden türetilmiştir. Üstelik bunlar ala gayril kıyasi el ma'rufi bilinen kuralların haricinde dışına çıkılarak elde edilmiştir. Örnek ruhun kelimesine. Ruhun kelimesinin sonuna bir elif ve nun eklersiniz. Ruhanun kelimesini elde etmiş olursunuz. Şeddeli ya ve ta-i marbuta da eklediğinizde ruhaniyetun ruhbanlık. Ruhundan ruhaniyetun ruhbanlık kelimesi buradan türetilmiş olur. Aklun kelimesinin sonuna bir elif bir de nun eklersiniz. Aklanun olur. Aklanundan da şeddeli ya ve ta-i marbuta eklediğinizde aklaniyetun akılcılık, rasyonalizm kelimesini elde etmiş olursunuz. Ene kelimesi bu elif yazılan ama okunmayan bir eliftir. Çünkü kelimenin kendi asli harfi değildir. En ve enneden ayırt edebilmek için bizim eklediğimiz zait bir eliftir ve kelimenin kök harflerinden değildir. Dolayısıyla burada ikinci bir elif eklemeye gerek yok. Ama oradan enaniyetun
Burada artık bu elif kalıcı elif haline gelir. Enaniyetun bencillik. Özgeciliğin zıddı. Sadece kendini düşünme. Her şeyde hayatın merkezine nefsini, kendisini koyma. Enaniyetun bencillik kelimesi de böyle. Sanırım bu sefer mastarı sınai bitti. Bunu bir önceki dersin sonuna eklemiş olun. Artık yeni bir video çekmeye ihtiyaç hissetmedim. Geçen hafta gözümüzden kaçmış. Gelelim yeni kuralımıza, yeni mastar çeşidimize. Mastar-ı merre. Arkadaşlar mastar-ı merre bir işin, eylemin sadece bir kereliğine yapıldığını ifade etmek üzere ortaya konulan bir mastardır. Yani cümlede her zaman için kem merra, kaç defa gizli sorusunun cevabı olmak üzere yer alır. Bu anlamda mef'ul-i mutlaktır. Cümledeki öğe olarak bulunuşu mef'ul-i mutlaktır ve mansup olarak gelir. Çünkü biliyorsunuz bir eylemin kaç defa yapıldığını ifade eden öğemiz cümlede mef'ul-i mutlak olarak gelir. Ama normalde mef'ul-i mutlaklar bir kere, iki kere veya daha fazla sayıda yapılmayı da ifade edebilirken mastar-ı merre her zaman tek bir defa yapışı, bir defa eylemin gerçekleşişini ifade eden bir mastardır. Bir bakalım hocamız bize ne bilgiler verecek. Mastarul merrati, mastarı merre. Huve bu, mastarun bir mastardır. Yedullu, delalet eden, ala hudusil fi'li, fiilin gerçekleşine, marraten vahideten, tek bir defa gerçekleşişine delalet eden, gerçekleştiğine delalet eden bir mastardır. Ve bu, kemmerraten, biraz eksik kalmış. Ve huve diye ek bir cümle. وَهُوَ cevabu suali kemmerraten. Kemmerraten sorusunun cevabıdır deseydik daha biraz şık olurdu. Neyse eksik kalmış, çok önemli değil. Örnek, darabe vurdu. El-laibu oyuncu. El-kurete topa darbeten. Tek bir vuruş vurdu. En altı kullanmış muhtemelen. Darabe vurdu. El-laibu oyuncu. El-kurete topa. Kaç defa vurdu? Kemmerraten darabe el-laibu darabel laibu el kurete darbeten vahide ya da darbeten, sadece darbeten. Burada tenvin bize zaten bir anlamını da katar. O sonundaki ta-i marbuta da yine bize onun bir kereliğine yapıldığını ifade eder. Şurut siyagati mastaril merrati, mastar-ı merrenin kalıba dökülme şartları, yani türetilme şartları. Yusagu kalıba dökülür, oluşturulur. Mastarul merrati, mastar merreler, minel ef'alil harekiyeti, harekeye ait, hareke ifade eden fiillerden türetilir. Mesela ke kafeze. Keşke bu ke'yi ayırsaydı. Ke boşluk, kafeza. Şimdi kafeza fiili mazi, ke gibi, nokta nokta gibi. Burada ke yazıp boşluk koyup, üç tane nokta koyup sonra kafeza, darabe, rama deseydik biraz daha anlaşılır olurdu. Kafeza gibi, kafeza atlamak, sıçramak anlamında bir fiil. Kafeza atladı, sıçradı, darabe, dövdü, rama attı veya ateş etti gibi. Bir, buradan hareket ifade eden fiillerden türetilir. İki, وَمِنَ الْاَفْعَالِ الْجَوَارِحِ الْحِسِّيَّةِ duyu organlarının fiillerine ifade eden eylemlerden yine türetilir. Ke nazara, baktı. Bu bir duyu organının, bakmak duyu organının yaptığı eylemdir. Şemme, kokladı. Lemise, dokundu gibi. Daha ve minel ef'alil şuuriyye, his ifade eden, duygu daha doğrusu ifade eden fiillerden elde edilir. Ne gibi? Ke feriha, feriha sevindi, gadibe kızdı, seime sıkıldı, bıktı, usandı gibi bu fiillerden de elde edilir. Ve binaenaleyh, bu bilgiye binaen yukarıda verdiğimiz bir hareket ifade eden fiiller olacak, iki duygu organlarıyla gerçekleştirilen fiiller olacak, üç his ifade eden, duygumuzu, hissiyatımızı ifade eden fiiller olacak. Bunlardan binai merre elde edilir. Öyleyse fe inne masdaral merra, mastar merreler la yusagu, türetilmezler, minel ef'ali fiillerden, elleti tedullu alel umuril maneviye, manevi durumları, metafizik halleri ifade eden fiillerden türetilmezler. Soyut kavramları ifade eden fiillerden türetilmezler. Alime, bildi gibi. Cehile, cahil kaldı, anlamadı gibi. Fehime, anladı gibi. Bunun gibi
böyle kalbe ait, gönle ait fiillerden masdar-ı merre türetilmez. Yine ve la yusâğu türetilmez minel ef'ali fiillerden elleti tedullu delalet eden ala sıfatin sabitetin. Sabit, daimi sıfatları ifade eden fiillerden. Hasune, güzel oldu. Bir şeyin güzelliği süreklilik ifade eder. Kerume, cömertlik. İnsan sonradan cömert olmaz. Doğuştan cömerttir veya şeydir. Cemule, güzel oldu yine. Hasunen eş anlamlısı. Bunlar gibi süreklilik ifade eden ve bunların çoğunlukla sıfat mükebbeheleri söz konusudur. Sıfat mükebbeheler gibi zamanla bağlı olmaksızın bir insan güzelse güzeldir. Zaman ötesi güzeldir. Bir insan cömertse cömerttir. Zaman ötesi cömerttir. Bu anlamda bunlardan bir kerelik güzel oldu şeklinde işin, eylemin sadece bir defa yapıldığını ifade eden masdar-ı merreler bu kalıplardan türetilmezler. Peki masdar-ı merrenin türetilme şekilleri nedir? Savgu masdar-ı merre, masdar-ı merre türetmek, masdar-ı merreleri kalıba dökmek, sıyğalamak. Hangi şekilde, hangi kalıba gelir? Şimdi bize onu anlatacak. İza kâne, eğer olursa el fi'lu, kendisinden masdar-ı merre türeteceğimiz fiil, eğer olursa, ne olursa, sülasiyen, üç kök harften oluşan bir fiilse, fe inne masdaral merrati, bu durumda masdar-ı merremiz, yu'khazu, elde edilir, alınır, min vezni fa'letun. Fa'letun vezninden elde edilir. Örneğini verecek. Vakafe durdu. Vakfetun bir kere durmak. Hefa, hefa, yehfu fiili. Çok böyle kitaplarda önünüze çıkacak yaygın bir fiil değildir. Bu şeha, şehvet duydu, istek duydu, arzuladı fiilinin eş anlamlısıdır. Hefa arzuladı, canı çekti. Yehfu hefvetun bunun mastarıdır. Hafvaten bir kere arzulamak, bir kere canı çekmek. Ba'a sattı, yebi'u bey'atun bir kerelik satmak. Kafeza sıçradıdan kafzetun bir kere sıçramak, bir kere atlamak gibi. Bunlar bu şekilde fe'aletun kalıbıyla türetilirler. Yukarıda zaten onu verdi. İkinci bir hatırlatma. İzakâne eğer olursa el mastarul asliyu hakiki mastarı lil fi'li fiilin es-sülasiyyi. Bu kendisinden mastar-ı merre türeteceğimiz üç harfli fiilin hakiki mastarı, gerçek mastarı ala vezni fa'le yukarıda az önce kullandığımız fa'letun veznindense fa'letunden fa'letun türetilir mi? Türetilmez. O zaman ben bunun hakiki mastar mı, mastar-ı merre mi olduğunu anlayamam. Fiilin kendi mastarı zaten fealetun kalıbından. Ya buradaki bu şimdi masdar-ı merre mi yoksa masdar-ı hakiki mi? Bunu masdar-ı asli mi? Ayıramam. O zaman bu durumda ne yapıyoruz arkadaşlar? Masdar-ı merre olduğu anlaşılsın diye hemen arkasına vahide bir sıfat ekliyoruz. O zaman anlaşılıyor ki bu masdar-ı merredir. Fe inne masdaral merreti bu durumda masdar-ı merre karışıklığı ortadan kaldırmak için huvel masdarul asliyyu Masdar-ı aslinin kendisidir. Faaletundur ama metbuen bi kelimeti vahide sonuna vahide kelimesi eklenmiş olarak kullanılır. Örnek rahime merhamet etti, acıdı, şefkat gösterdi. Bunun kökü zaten rahmetun. Şimdi rahmetun da faaletun kalıbından bu masdara asli. Ama rahmetun masdar-ı merre olsa yine rahmetun. Bu ikisi karışacak. O zaman masdar-ı merreyi ayırt etmek için ne yapıyorum? Arkasına bir vahidetun kelimesi ekliyorum ve bu karışıklığı ortadan kaldırıyorum. Rahmetun vahidetun bir kere acıma. Da'a çağırdı. Yed'u da'vetun. Da'vetun bu bunun masdarı aslisi, masdarı hakikisi. Masdar-ı merresi de aynı. O zaman burada neyi kastetti anlayabilmem için ne yapıyorum? Masdar-ı merreyi niyet etmişsem vahidetunu sıfat olarak ekliyorum ve muhataba diyorum ki amcaoğlu ben burada masdar-ı asliyi kastetmedim. Masdar-ı merreyi kastettim. Dikkatine sunuyorum. Vahide sıfatını kullanarak. Keha denk geldi. Yukarıda hefa kelimesi geçmişti ya. Hefa arzulamak, istek duymak, şehvet duymak.
Şeha da odur. Şeha, yeşu, şehvetun. Şehvetun kelimesi de kendi mastarı aslisi şehvetun olunca mastarı merreyi ondan ayırtmak için ne yaparız? Vahidetun kelimesini sıfat olarak bunun sonuna eklemek zorunda kalırız. 3. İza kâne eğer olursa el fi'lu mastar merre türeteceğimiz fiil olursa gayre sülasiyin 3 harfli değilse rubai 4 harfli olabilir, humasi 5 harfli olabilir, südasi 6 harfli olabilir. Bu durumda fe inne mastaral merrati mastar merre ve o el mastarul asliyyu o bildiğimiz hani kalıptan sabit türetebiliyoruz ya. Ahraca yuhricu ihracun gibi. Onun sonuna bir metbuan bir ta'yı marbuta ekleriz. Mesela ahraca yuhricu ihracun ihracetun ihracetun. Sonuna bir ta'yı marbuta eklediğinizde normal bilinen maslarından onu ayırmış oluruz. Ekrame yukrimu ikramun ikrametun. Bir kerelik ikram etme. Oradaki o ta'yı marbuta onun mastarı merre olduğunu muhataba hissettirir. Normal mastardan ayırt edilmesini sağlar. Çok güzel bir bilgi. Allah razı olsun. Bunu da bize vermişler. Ha, verdi getirdi zaten. Ehrace. Bunun normal mastarı neydi? İhraç. Ehrace çıkardı. Yuhricu çıkarıyor. İhracun çıkarmak. İhracetun bir kerelik çıkarmak. İhvarra yeşerdi. Yahdarru yeşeriyor. İhdirarun yeşermek. İhdiraretun bir kereliğine geçermek. İnkesara kırıldı. Yenkesiru kırılıyor. İnkisarun kırılmak. Bu normal masları. İnkisaretun bir kereliğine kırılmak. İstamele kullandı. Yestamilu kullanıyor. İstimalun kullanmak. İstimaletun bir kereliğine kullanmak. Ha, bu normal maslar. Masları asli. Bu da mastarı merre sonuna tay marbuta almış ve işin eylemin bir kereliğine gerçekleştiğini bize anlatmak istemiş. İza yine bir kural. İza inteha eğer biterse sonlanırsa el mastarul asliyyu mastarı asli lil fi'li gayri sülasiyyi bitta. Eğer 3 harfli olmayan fiillerin 4, 5, 6 harfli fiillerin sonu zaten ta harfiyle bitiyorsa bir hatırlayalım hangi durumlarda biz masların sonuna ta harfi ekliyorduk. Hatırlarsanız eğer rubai fiil mücerretse yani fiilin kök 4 harfinin 4'ü de kendine aitse ki bundan sayılar gerçekten çok çok azdır. 4 harfin 4'ü de kendine aitse mücerretse yani bir kerume köküne elif eklediniz ekrame. Evet bu da bir rubai oldu ama dört harfli bir fiil oldu ama oradaki elif kendi malı değil. Kerume'deki kaf, ra ve mim onun kendi kök harfleridir. Burada bir problem yok. Elif eklediniz ekrame bu bir rubai oldu. Dört harfli bir fiil haline geldi ama rubai mücerret değil. Fazlalıktan soyutlanmamış. Ha, dolayısıyla buna rubai mücerret diyemiyoruz. Rubai mücerretin her dört harfinin dördü de kendine ait olacak. Ne gibi? Zelzele. Zelzele. Tamamı. Dört harfin dördü de kendine ait. İşte ne gibi? Dehrace. Yuvarlanmak fiili. Dehrace. Dört harfin dördü de kendisine ait olacak. Bunların hatırlarsanız mastarları ne olurdu? Zelzeletun, dehracetun. Zaten bir ta-i marbuta alırlardı. Bir bunlar. İki, ecve fiiller. Ecve fiiller. Yani ortası illet harfi olan fiilleri biz ne yapıyorduk? İf'al babına ya da iftial babına eklediğimizde onların mastarların sonuna bir de tay marbuta ekliyorduk gibi. Ha, işte kelimenin kendi mastarında zaten bir ta harfi varsa o zaman biz bunlardan mastar merre türeteceksek ne yapacağız? Aynen yukarıda yaptığımızı yapacağız. Yukarıda ne yapıyorduk? Fiilin hakiki mastarında, mastarı aslisinde ta harfi varsa normal mastarı merreden ayırt edebilmek için nasıl ki sonuna vahidetun kelimesini ekliyorduysa burada da yapacağımız işlem tamamen odur. Sonuna bir vahidetun kelimesi ekleriz ve kurtuluruz. Burada fe inne mastara bu ökreyi silin üstün yapın. Fe inne mastaral merrati bu durumda mastarı merre huvel mastarul asliyyi mastarı aslinin kendisi olup metbuan
sonuna eklenir. Bil kelimeti vahide. Vahide kelimesi onun sonuna eklenir. Eyvallah. Güzel bir hatırlatma oldu. Dipnotta şeyleri vermiş. Mastarları zaten T harfiyle bitenler. Bir. Mastarul fiil rubai el mucerrat. Dört kök harfinin dördü de kendine ait olan, yani içinde fazlalık harf bulunmayan rubai fiiller. İki, masarul fi'lil ecvef, orta harfi illetli olan ecvef fiiller ala vezni ef'ale, if'al babına sokulduklarında. Üç, masarul fi'lil mehmuzil ahir, son harfi hemze olan fiiller ala vezni fe'ale, fe'ale fiiline. Mesela örnek, son harfi hemzeli olan kara'e. Kara'e okudu fiilini tef'il babına sokarsanız kara'e okuttu. Okuttu fiili mesela. Bunların mastarlarında zaten bir ta vardır. Yine mastaru fi'lin nakıs, nakıs yani son harfi illetli olan eylemler, fiiller fe'ale kalıbına sokulduklarında o zaman ne yapardık? Biz bunların sonunu zaten bir ta harfiyle getirirdik. Yine masarufi ali faale müdarabe müfaale babının zaten peşin sonunda ta vardır. Darabe yudaribu mudarabetun. Harabe yuharibu muharabetun. Katele yukatilu mukateletun. Kendisinde zaten ta vardı. Dolayısıyla biz bunların masdar merrelerini kullanmak istediğimizde fazladan bir vahide sıfatı getirmek zorunda kalırız. Yine masdarul fi'lil ecvef ala vezni istef'ale. Ecvef bir fiili kale fiilini istekale mesela şeyine soksanız, istifal babına soksanız, kale ecve fiilini istifal babına soktuğunuzda istekale, yestekilu, istikaletun şeklinde sonuna tay marbuta alırdı mastarı aslisi. Öyleyse mastarı aslı ile mastarı merreyi birbirinden ayırt edebilmek için ne yapmak zorundayım? Sonuna bir tane vahidetun sıfatı eklemek zorundayım. Bakalım örnek verecektir bize, Allah razı olsun. Bakın dehraca. Kök harf bu dal harfi de, ha harfi de, ra harfi de, cim harfi de tamamı kendine ait. Normalde hiçbir harf burada ziyade bizim sonradan eklediğimiz türden değil. Tamamı kendi öz malı, öz sermayesi. Bunların zaten masları dehracetun şeklinde gelirdi. Mesela zelzele, yüzelzilu, zelzeletun şeklinde gelirdi. Bunların masları merelerini yaparken sonuna zelzeletun, vahidetun, dehracetun, vahidetun şeklinde bir vahide sıfatı ekleriz. Ekame. Şimdi normalde bu kame ecvef bir fiildi. Önüne elifi ben ekledim. Bu harf eklenerek elde edilmiş mezit rubaidir. Evet rubaidir ama harf eklenmesiyle mezit rubaidir. Dolayısıyla mücerret rubai değildir. Ecvef bir fiil. Ecvef bir fiil. İf'al babına konulduğunda burada ne olur? Mastarına zaten bir tay marbuta gelinir. Ekame yuqimu ikametun. Şimdi mastarı aslisi tay marbutayla bitince muhatap burada benim mastarı aslıyı mı kullanıyorum yoksa mastarı merre mi kullanıyorum? Bunu ayırt etmesi mümkün olmaz. Ne yaparım? Bir vahidetten sıfatı eklemekle o işi düzeltirim. Enne, bu arada ekame yuqimu bir şeyi hakkını vererek yapmak. Behraca yuvarladı, bilinen bir fiil daha çok meşhur oldu. Henne yuhenyu tebrik etti, tebrik ediyor, tebrik etmek. Sonu, bunun kökü henneydi aslında. Üç harfli olup sonu hemze ile biten mehmuz bir fiilin son harfi hemze ise onu tef'il babına sokarsanız zaten sonunda ne vardır? Peşin bir tay marbuta vardır. Henne'e tebrik etti. Yuhenni'u tebrik ediyor. Tehni'etun tebrik etmek. Karra'e okuttu. Yukarri'u okutuyor. Tekri'etun okutmak mesela gibi. Bunlar ne olur? Vahide sıfatıyla diğer hakiki maslardan ayırt edilir. Rabbe eğitti, terbiye etti, yetiştirdi. Yurabbi terbiyetun. Masları zaten terbiyetun sonunda ta vardı normal maslarında. Masları aslisinde. Ben onun masları merresini
Masdara aslisinden ayırt edebilmek için ne yaparım? Sonuna vahidetun sıfatı getiririm. Amele bu müfaale babından bir fiil. Normalde amile ya'melu kökünden faul fiiline elif eklenerek müfaale babına sokulmuş. Bunun sonunda zaten muameletun şeklinde amele davrandı. Yuamilu davranıyor. Muameletun davranmak, davranış, muamele. Bunun sonunda zaten tay marbuta var. Öyleyse masdar-ı aslisini masdar-ı merresinden ayırt edebilmek için ne yapmam gerekiyor? Sonuna bir tay marbuta eklemem gerekiyor. İstemale zenginleşmek kelimenin böyle bir kökü var. Bir de bir şeye meyletmek, yönelmek, eğilim göstermek istemale nokta ila harfi ceriyle gelir. İstemale yestemilu ila nokta noktaya meyletti, eğilim gösterdi. İstimaletun. Şimdi bu kökü elif, sin, ta bu üç harfi attığımda, geriye male. Bu bir ecvef fiildir. Ecvef fiiller male yemilu meylun. Ecvef fiiller istifal babına sokulduklarında zaten mastarlarında bir tay marbuta bulunur mastarı aslilerinde. O zaman mastarı asli ile mastarı merreyi birbirinden ayırt etmek gibi bir zorunluluk doğar. Onu da vahide sıfatı getirmekle yaparız. Mülahaza önemli bir not veriyor hocamız bize yine sağ olsun. Ne diyor bakalım? İza kâne eğer olursa lil fi'li fiil için söz konusu olursa mastarani iki mastar söz konusu olursa bazen fiillerin iki mastarı olabiliyor. Ney mesela? Dahracatun zelzele, yüzelzilu, zelzeletun ve zilzalun. Dahracatun ve dehracun gibi mesela bazen birden fazla mastarı olabiliyor. O zaman ne olur? Yenbeği gerekir, isti'malu kullanımı gerekir. El mastari. Arkadaşlar bu iki ötreyi hemen silin, bir esreye dönüştürün. El mastari, el eşheri. En meşhur olan mastarı, en yaygın olan mastarın kullanımı gerekir. İnde esnasında binai oluşturulması. Mastaril merra. Mastar merre yapma esnasında en meşhur olanını kullanmak gerekir. Burayı esrelleştirin. Örnek verecek mi? Burada bir başka dipnotumuz varmış. Onu pas geçmeyelim. İza kâne eğer olursa el fi'lu rubâiyyu el mucerret kök dört harfi, dördü de kendine ait dört harfli bir fiil ise rubâi mucerret yani kendisinde fazlalık harf yok. Bütün harflerin tamamı kendine ait türden bir fiil ise ve bu fiil de muzaafen şeddeli ise o zaman felehu bunun için vardır mastarani iki mastar vardır. El-evvelu bu mastarlardan birincisi ala vezni fa'lele şeklindedir. Ve-sani ikincisi de fi'lalun şeklinde gelir. İza kâne eğer olursa el-fi'lu fi'il mehmuze. Arkadaşlar mehmuzu olmaz. Buraya fetha koyun. Mehmuzel ahiri. Sonu hemzeli bir fi'il ise. Burada mehmuze kânenin haberidir. Ve mansup gelmek zorundadır. Mehmuzu olmaz. Bu cinayettir. Hemen bu ötreyi silin. Bunu değiştirin. İza kâne eğer olursa el fi'lu fi'il mehmuzel ahiri sonu hemzeli bir fiil olursa ala vezni fe'ale ve fe'ale kalıbından gelmişse mesela işte az önce dedik ya karra'e henne'e karra'e okuttu yukarri'u okutuyor akri'etun şeklinde de bir şey var. Bir de ikinci mastar var. Hemen onları veriyor sanırım. Burada takriun şeklinde de gelir. Tehniun ve tehniyetun. Takriun ve takriyetun. İki şekilde mastarlar olur. Felehu bu tür fiillerin mastarani iki mastarları vardır. El evvelu buraya bir şedde koyun yanlış yazılmış. El evvelu olmaz. El evvelu birincisi ala vezni tef'il kalıbından takri tehni gibi. Vessani ikincisi de tef'iletun, takri'etun ve tehni'etun şeklinde gelir. İza kâne eğer olursa el fi'lu el ecvefu ecvef fi'il ala vezni fa'ale. Bir ecvef fi'ili müfaale babına sokarsanız o zaman yine felehu mastarani onun da iki tane mastarı olur. El evvelu birincisi ala vezni fi'al vezninden gelir. Ve saniye ikincisi de müfaaletun şeklinde
gelir. Bu bilgiyi, bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra örneklerimize bakarız. Zelzele. Biliyorsunuz bunun iki tane neyi vardı? Mastar vardı. Zelzeletun ve zilzalun şeklinde. Şimdi burada mastar merresini yapacaksak en meşhur olan zelzeletunu kullanır ve ona da normal mastarı asliden ayırt etmek adına vahidetunu sıfat olarak getiririz. Zelzelet Medinetu Elazığ zelzeleten vahideten. Elazığ bir depremle sarsıldı. Zelzeleten vahideten şeklinde cümleyi kullanırız. Farra'a bakın sonu hemzeli fiili tef'il babına soktuğumuzda ne oluyordu? İki tane mastar oluyoruz. Birisi tef'il farra'a yukarri'u tek'ri'un. Biri de tef'iletun ne olur? Tek'ri'etun şeklinde gelir. Ha burada meşhur olanını tekriyetununu kullanırız. Tekriyun ve tekriyetun meşhur olan tekriyetundur ve ona vahidetun sıfat olarak getirerek masları aslı ile masları merreyi birbirinden ayırt etmiş oluruz. Arabe müfale babındandır. Zaten sonuna bir ta gelecekti. Dolayısıyla onu ne yaptık? Harabe yuharibu hirabun ve muharabetun olmak üzere iki tane mastarı olur. Burada muharabetun meşhur olan müfaale babının meşhur olan kalıbı müfaaletun şeklinde olanıdır. Onu kullanıp sonuna da vahidetun ekleyerek mastarı asliden mastarı merre olduğunu şeye muhataba hissettirmiş oluruz. Yüksenna tesniyeleştirilir ve yücme'u cemileştirilir. Mastarul merreti, mastarı merreler. Hasebe'e göre, el cedveli tabloya göre, ettali gelen tabloya göre bunların tesniyesi ve çoğulları elde edilir. Şimdi rahime kökünden elde edilen rahmetun mastarı merresi, rahmetani ve rahematun. Bakın orta harf harekeli. Iskalamayın bunu. Rahmetani ve rahematun. Şimdi tekilde ha cezimli. İkilide ha cezimli. Çoğulda ha fethalı. Yani fealetun, fealetani, fealatun. Kalıpta önemli olan burada sizin dikkatinize sunmak istediğim normal tekilde ve tesniyede sakin olan, cezimli olan aynul fiil burada çoğulla kesinlikle fetha harekesi alır. Buna dikkat edelim. Evet, dersimizi bitirmişiz. Mastarı hey'eye, diğer derste geçmek üzere. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.